Benim banka hesabımda telefon bankacılığı, yani şu akıllı telefon dediğimiz şeyde telefon bankacılığımız var. Bu telefon bankacılığına girdiğinizde bir bakıyorsunuz ki yok paranız. Ya paranız olmaya da bilir o hattı hesabınızda. Sizin hesabınız üzerinden birileri kredi de çekebilir ya da başka şeyler de yapıyorlar. Paranız gidebilir. Siz bir anda borçlanabilirsiniz. Yıllarca bir daha o borcu ödemek zorunda kalabilirsiniz. Kime soracaksınız bunu? Dönüp bankama soracağım, değil mi Murat? Kesinlikle. Bankama soruyorum. Bankam ne diyor bana? Bizim herhangi bir bu konuda dahilimiz yok. Bizim bir bununla ilgili bir kusurumuz da yok. Siz gelen şifreyi, siz vermişsiniz ve şifre size gönderdiğimiz doğrulama şifresini girerek bu krediyi çekmişsiniz diyor. Bana şifre gelmedi. Doğrulama kodu göndermedim. Evet. Dönerim GSM operatörüme. Hayırdır? Nasıl oluyor bu? İşte tam da burada başlıyor her şey. Şöyle, şu. Dolandırıcılık sistemindeki asıl veri ilk başta şahsın doğru numarasını, adını, soyadını ve TC kimlik numarasını bulmakla başlıyor Timur. Bunu bulduktan sonra bu kişiler özellikle kurumsal açığı olan yerlerden oluyor. Ben bunları kategorize etmeye çalıştım. 1394 tane mesaj geldi bize. Mail, sosyal medya, çoğuna elimden geldiğince cevap verdim. Ve herkese tavsiyelerde bulundum bu konuyla ilgili. Çünkü hem avukatlarla, hem kurumlarla, hem bankalarla hepsiyle görüştüm. Bankaya girdiğimde içerideki insanların benden duyduğu rahatsızlığı görüyorum ben. Hani birbirine fısıl şeklinde konuşuyorlar. Memnun olmadıklarının da farkındayım ama ortada bir sorun var. Ve bu sorunda emekli, yaşlı özellikle ya da zaten kıt kanaat geçinen devlet memurları ve aynı zamanda birçok alın teriyle parasını biriktiren 3-5 kuruş arttırmış insanların hesapları veyahut da gerçekten hiçbir şekilde parası olmayan ama düzenli bir ödeme sistemine tabi olan, borç sevmeyen insanların hesapları gidiyor. Buradaki sistemde de ne yapıyorlar? Telefon numara, TC kimlik numarası ve diğer bilgiler ele geçirildikten sonra farklı sistemler kullanıyorlar. Mesela birazdan sesini dinleyeceğiz. Sigortadan arıyoruz sizi diye. Şu bankada sigorta kredi kullanmışsınız. Hayat sigortası yapmışız. Yeni çıkan kanuna göre bunu size iade etmek zorundayız biz. Şimdi karşıdaki kişi de diyor ki ya ben kullandım ama diyor böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Evet diyor, yeni kanun çıktı. Ne kadar? 3000 lira, 2000 lira, 5000 lira. Bunu iade edeceğiz dediği zaman eğer karşıdaki kişi tamam kabul ediyorum dediğinde olay gitti. Neden biliyor musun? Size bir doğrulama kodu gönderiyorum diyor parayı yatırabilmek için. O doğrulama kodunu verdiğinizde aslında o dolandırıcı sizin banka bilgilerinize girmiş ve sistemde sizin adınıza kredi başvurusu yapmış. Kredi onaylanmış, o krediyi aktaracak onay kodu bu. Siz onu verdiğinizde aslında dolandırıldığınızın farkında değilsiniz. Peki, şimdi bununla ilgili bankaya gittiğinizde banka diyor ki size doğrulama kodu gelmiş havale için, siz onay vermişsiniz. Biz buna yapacağımız bir şey yok diyor. Hayır efendim, öyle değil. Bu kişi o arayan dolandırıcının kendi banka bilgilerinin nereden ele geçirildiğini bilmiyor ki. Nereden kredi kullandığını, ne kadar kredi kullandığını, ne zaman kullandığını ve bunun için ne kadar hayat sigortası kesildiğini biliyor bu karşı taraf. Bunun bir yöntemi var. İkinci yöntem, oltalama yöntemi dedikleri. Ellerinde sadece isim soy isim var. Rastgele numara arıyorlar. Ya mesela atıyorum sana, Timur'u aradım ben. Timur'u aradığımda, Timur Soykan merhaba, nasılsınız, iyi misiniz, sağ olun, sigorta şirketinden arıyorum. Senin kredi kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. Size iade etmemiz gereken bir ücret var yeni kanuna göre. Bunu iade etmemiz gerekiyor. Sen de orada ya ne parası diye sorduğunda ya sigortadan oluşan para. Halbuki öyle bir şey yok. Ya ben kredi kullanmadım, o bankayı da kullanmıyorum. Efendim ama kullanmışsınız, bu para buraya devredilmiş. Eğer bu da tutmazsa, efendim varlık şirketinden gelen bir iade varsa deniyor. Ya da başka kurumlardan gelen iade var, bunu iade etmek zorundayım diyor. Size para vermeye çalışıyor gibi. Senin adına kullanmış olduğu krediyi senin hesabına yatırtıyor. Efendim diyor, yanlışlıkla size 80 bin lira yatırdık. Ben bunu hemen geri iade etmek istiyorum diyorsun. Dürüstsün. Onu iade ediyorsun. Aslında senin adına çekilmiş krediyi sen başka hesaba kendi onayınla gönderiyorsun şubenden. Bunun gibi şimdi çok farklı. Şimdi burada bir onay veriyorum onay ama. Veriyorum o ben. Yüzden hep iki ayağından söz ettik ya. Yani evet. Birinde onay veriyorum. Şimdi telefon şirketi de kandırıyorlar ama bir de kopyalama meselesi evet, var ki. Evet, telefon şirketi de şu. Senin bilgilerin telefon şirketinde gizli olması gerekiyor. Ama bu kimlik bilgilerimiz ne yazık ki bizim her yerde geziyor. Telegram'daki hesaplara bütün izleyiciler, bizi izleyenler girsinler Telegram'a. Oradaki arama motorlarına yazsınlar. Hepsi orada çıkacak. Şimdi bunları anlatacaksın. O yüzden somut örnekle gidelim. Evet, olur. İsmail Bey, izleyicilerimizden. Sen dosyasını tek tek dinledin. Bir tane de ben anlatacağım böyle şöyle. Ben çok kötü oldum ve çok etkilendim bundan. Ve bu dosyanın da peşine gideceğim ben. Birazdan anlatacaksın, evet. Biliyorum. İsmail Bey telefonu bir anda kararıyor, bozuluyor.
hepimizin yapacağı gibi herkes telefon uzmanı olmak durumunda da değil. Ne yapar? Telefoncuya gider. Hepimizin anne babası gibi, büyüklerimiz gibi. Telefoncuya gidiyor, telefonunu gösteriyor. Telefonda bir arıza var diye düşünüyor. Çok kısa bir sesini açabilir miyiz Yakup? Merhaba, ben İsmail Erdoğan. 2 Temmuz 1923'te öğlen pazar günü evde otururken telefonun kendi kendine ısınıp karardığını gördük. Herhangi bir şekilde ne açabildik ne girebildik telefona. Ondan sonra yeni aldığım için aldığım yere getirdim. Ertesi gün servise getirmemi söylediler. Akşam eve geldiğimde telefon belirli bir süreden sonra normale döndü. Ertesi gün servise getirdiğimde hiçbir şeyin olmadığını söylediler. Eşim 6 Temmuz 1923 tarihinde yapmış olduğu alışverişte kredi kartında limitin olmadığını fark etti. Evet, ve biz burada gelelim arkadaşlar stüdyoya. Eşi kredi kartını kullanıyor ve bir anda limitinin olmadığı görüyor. Evet. Telefon bozulduktan sonra. Ne oluyor sonraki süreçte? İşte İsmail'in başına neler gelmiş? Aslında İsmail Bey'in bütün hayatı burada zehir oluyor. Eşi bu olay yaşadıktan sonra öğreniyorlar ki banka hesaplarına girip aynı şekilde cep telefonu dolandırıcılığı sistemiyle ne yazık ki dolandırılmış bu insanlar. Adlarına kredi çıkmış, kredi çekilmiş. Aynı zamanda kredi kartının limitleri havale yapılmış. Üzerine bir de bununla ilgili limit arttırımına gidilmiş cep telefonundan. Ama beyefendinin, İsmail Bey'in hiçbir şekilde haberi yok bunlardan. Yaşanan telefonu o hale nasıl getirdikleri belli mi? Telefonda o hale getirdikleri belli. Telefonu kopyalanmış. Telefonu kopyalanmış derken de şöyle, bazı müşteri temsilcilerle konuştuğumda bunun imkansız olduğunu söylüyor ama değil tabii ki, bu yapılıyor. Nasıl yapılıyor? Benim başıma geldi. Daha öncesinde de şöyle bir şey oluyor Timur. Senin kimlik bilgilerin var bu insanın elinde. Anne adı, baba adı, soyadı, TC kimlik numarası, doğum tarihi, nereli olduğu, bir tür bilgiler var. Telefon operatörünü aradığın zaman, bir işlem yaptırdığında sana hangi soruları soruyor? TC kimlik numaranın son iki hanesi, anne baba adı, doğum tarihi. Doğru mu? Bunların dışında sorduğu bir soru yok. Dolayısıyla bu bilgiyi bilen adam karşı tarafa diyor ki ben telefonumu dondurmak istiyorum. Telefonumda problem var. Hattı da dondurmak istiyorum. İstemiyorum bu hattı. Telefon hattını donduruyor. Telefon hattını dondurduğu anda iletişime kapanıyor orası. Telefon iletişime kapandığı anda bu kişi yine anlaşmış olduğu bu dolandırıcılık çetesinin elinde olan ikiz kartlarla birlikte bu telefon numarasını başka hatta kopyalıyorlar. Başka hatta kopyalandığında siz başka telefon aldığınızda bundan sonraki telefona gelecek her türlü mesaj, mail, doğrulama kodu buraya gelecek. Siz diğer telefonu devre dışı bıraktınız. Sizin telefonunuz açık. Görünüyor. Aslında arama yapamıyorsunuz. İnternet yok, hiçbir şey yok. Telefonunuz açık olmasına rağmen sizin adınıza başka birileri dışarıda çalışıyor. Diğer bir sistem ise şöyle işliyor cep telefonunda. Sizin telefonunuzu bilgilerle birlikte bir virüs gönderiliyor. Virüs de şöyle. İşte mesela örneklerini gönderdim. Binance.net'teki varlıklarınız donduruldu. Acilen şu linke tıklayın. Daha çok Android tabanlı telefonlarda oluyor bu. Bu linke tıkladınız. WhatsApp'tan ya da sosyal medyadan. Mesela bir bankada emekli maaşı alıyorsunuz. Emekli maaşınızda promosyon. İşte bak mesela mesaj bu. Emekli maaşınızda promosyon. İşte 9 bin lira, 10 bin lira TL para alacaksınız. Tıkladınız. Aslında o site bankanın sitesi değil. Hesabınız kısıtlanmıştır, kısıtlamaya kaldırmak için bu linke tıklayın deniyor. Tıkladığınız anda Android tabanlı telefonlarda sizin telefonunuza bir virüs gönderiliyor. Sizin uygulamanız, cep telefonu uygulamanız normal gözükürken o virüs arka tarafta çalışıyor. Sizin girdiğiniz her uygulamanın şifresini de kendine kaydediyor. Sizin hiçbir şeyden bilginiz olmadan size ekstradan yeni bir tane daha banka linki bile oluşturabiliyor telefonunuzda. Bunların hepsi kodla alakalı. Yeni bir banka linkine girdiğinizde aslında görüyorsunuz, bankanıza gireceksiniz. Aslında o dolandırıcıların yapmış olduğu, telefonunuza yüklemiş olduğu uygulamaya giriyorsunuz. Kendi bankanıza giriyormuşsunuz gibi. Oradaki bütün şifrelerinizi, paranızı, hesabınızı o dakikadan sonra artık unutun. Onlar onu ele geçiriyor. Ve bunun karşısında durabilecek yegane savunma sistemi ise bu operatörle alakalı bir şey değil. Bu kullanıcıyla alakalı bir şey. Burada bu konuda o insanlar dolandırıldığını yine bilmiyor. Şimdi burada da ne geliyor biliyor musunuz? Cep telefonu mesajına doğrulama kodu geliyor. Siz cep telefonunuzda görmüyorsunuz. Kopyalandı telefonunuz. İşte Yargıtay'ın vermiş olduğu kararlarda, para iadesi kararlarında da diyor ki hayır diyor. Mahkemeler her ne kadar kullanıcıyı hatalı görse de Yargıtay kısmına gittiği zaman, istinafa gidip Yargıtay'a gittiği zaman Yargıtay diyor ki hayır diyor.
o telefon kodunu, doğrulama kodunu sen müşterine gönderdiğini bana ispatlamak zorundasın diyor. Nasıl? E-mail numarasından. Bu telefona gönderdiğini ispatlamak zorundasın telefonun e-mail numarasından. İspatlayamıyor banka. İspatlayamadığı zaman mahkeme ne karar veriyor biliyor musun? %60 sen kusurlusun, %30 da telefon operatörü kusurlu, %10 kullanıcı kusurlu diyor. Parayı iade ettiriyor. Faiziyle... Şimdi böyle kararlar var değil mi? Çok bunlara var. Yargıtay olacak. 11. Hukuk Dairesi'nin, çok kişi bana sordu ve gönderebildiğim kişilere gönderdim. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin, arama motorlarına yazsınlar. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, banka dolandırıcılığı ya da banka yazsınlar. Bütün kararlar önlerine dökülecek. Ama bu da bir süreç değil mi? Birkaç yıl süreç. Sürecek. Ne yazık ki bu 3-4 yıl sürüyor. Zaten buradaki sıkıntı şu şöyle. Bankalar bu olay gerçekleştikten sonra çok özür dileriz. Geçmiş olsun diyorlar. Bununla ilgili itirazda bulundum diyorlar. Banka itirazda bulunuyor Moody. Banka itirazda bulunduğu zaman banka bunu araştırdık diyor. Ama bizimle ilgili herhangi bir durum yok. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunun diyor. Siz suç duyurusunda bulunuyorsunuz savcılığa ama savcılık çok yoğun. Bunlarla hemen ertesi gün ilgilenebilecek gibi bir durumda değil savcılık. Dolayısıyla ne yapıyor? O süre geçiyor. Kredinin taksiti geliyor. Ödenen paraların tahsil edilmesi isteniyor ve faiz işliyor. Yani olmayan paran çalındı ve sen olmayan paran çalındığı için para ödemek zorunda kalıyorsun. Aynen öyle. Hemen öyle.